o gök kubbeyi başınıza yıkarız lafının arkasına imza atmaya davet ediyor. Siyet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Mustafa Kemal Atatürk'e layık olacağımıza asla Türkiye'nin arasında Cumhuriyetimizin kanununa ulaştırabildiği sevgiyle kalbine selamlıyorum. Sağ olun canım. Diğer seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirme çabası içerisindeler. Açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni beni yasaklı hale getirip meydanı boşaltmak, kendileri çalıp bir nevi kendileri oynama çabası içerisindeler. Tabii bu operasyonu 2023 seçimlerinin öncesine de çekerek kaybedecekleri genel seçimin de sonucunu kendi lehlerine evirme çevirme çabası içerisindeler. İstanbul'u Büyükşehir Belediyesi'ni kendi şahsi mülkleri gibi gördükleri, bu şehre ne yazık ki aynı o şekilde davrandıkları için kaybetmeyi kabullenemediler ve kabullenemiyor. Gelmeyi düşünebilirlerdi. Yani normal olması gereken de aslında buydu. Böylece kendi seçmenlerinden açıkçası bu kadar da olmaz diye tabiri caizse bu kadar seviyesi düşük bir biçimde uğraşı, soruşturma gibi kötü işlere de imza atmamış, ben daha net ifade edeyim, kendilerini rezil etmemiş olurlardı bu şekilde süreci yönetmiş olsalardı. Ama aceleleri var, mecburiyetleri var. Açıkçası şunu görüyorlar, 2024'te yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini ele geçiremezlerse İstanbul'un bir daha bu görevi onlara vermeyeceğini bugünden görüyorlar. Bugünden kestiriyorlar. Onun için liderleriyle İstanbul'un 150 günde 150 projenin çok kutlu bir finalini yapacağız Dudullu Bostancı hakkında Cuma günü. Ama bu hararetli günleri en üst seviyede dayanışmayla, en üst seviyede kucaklaşmayla, halkın, milletin iradesine göz koymak isteyenlere karşı o gök kubbeyi başınıza yıkarız lafının arkasına imza atmaya davet ediyor. Siyasetin mertçe, yiğitçe yapılmasını isteyen milyonlarca insanımız var. O yüzden ben bu kötü uygulamaları yapanları bir kez daha uyarıyorum. Sonucu belli bir yolda yaptığınız bu yanlışlarla bir çıkmaz sokağa girmek üzeresiniz. Mertlikten, yiğitlikten nasibini almamış bu yöntemleri derhal bırakmalısınız. Elinizi yargıdan derhal çekin. Yargıyı bağımsız bırakın.